Şimdi biliyorsunuz dün sizinle işaret diliyle alakalı ilk başta bilgilendirme yaptım. Onun haricinde parmak alfabesini gördük. Parmak alfabesinin nerelerde kullanıldığını, bizim ne işimize yaradığını. Bunları bugün bir kere daha göstereceğim. Ondan sonra yeni konumuza geçiş yapacağım. Ama ben derse başlamadan önce Nilay Hanım'ın söylemek istediği bir şey varsa... Herkese günaydın. Günaydın. Sanırım sayımız gayet güzel şu an için. Hı. Katılacak olan arkadaşlarımız da olacaktır. Herkese iyi eğitimler dilemek istiyoruz. Hocam, biz sözü size bırakalım. Fazla vakitinizi Tamam, teşekkür ederim. almayalım. Size de Sizlere kolay de, bizlere de burada iyi eğitimler herkese. gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi arkadaşlar, dün ilk olarak da sizlerle parmak alfabesini gördük. Parmak alfabesinin nerelerde kullanıldığından bahsetmiştim size. Şimdi tekrardan anlatmak istiyorum. Biz parmak alfabesini öncelikle özel isimleri söylerken kullanıyoruz. Ben dün size söylemiştim. Eğer işte işitme engellilerle bir aradaysanız biz hiçbir zaman birbirimize ismimize hitap etmiyoruz. Hepimizin bir işaret ismi var. İşte örnek verdim size. Benim adım Pelin olduğu için bana P yapıyorlar. Bazen P yapıyorlar, saç rengim sarı olduğu için sarışın yapıyorlar. Diyelim ki sizin bıyığınız var, adınız Ahmet. Ahmet demiyorlar da bıyığınızı gösteriyorlar. Ya da alnınızda diyelim ki bir yara iziniz var. Yine yara izinizi gösteriyorlar. Adınız Mehmet olsun. Mehmet demiyorlar da sizin yara izinizi gösteriyorlar. Ama siz görevinizin başındayken diyelim ki işitme engelli adınızı merak etti. Şimdi siz işaret dili kullandığınızda onlar bundan çok memnun olacaklar ve size sorabilirler işte adın ne diye. Adınızı ve soyadınızı söylerken parmak alfabesi kullanıyoruz. Bu birincisi. İkincisi ise işaretleri unuttuğumuzda ya da bilmediğimiz işaret önümüze çıktığında o zaman da parmak alfabesini kullanaraktan karşımızdaki kişiye kendimizi ifade edebiliyoruz. Şimdi ben parmak alfabesini göstereceğim. Lütfen sizler de bana eşlik edin. Hep birlikte yapalım. A. Hadi hep birlikte yapalım. Güzel. B demek istediğimde iki tane sıfır yapıyorum. Şimdi bazen işitme engeller B'yi böyle, bazen ise bu şekilde kullanabiliyorlar. B. C. Şimdi dün de söylemiştik. Eğer bir harfin altında ya da üstünde noktalama işareti varsa biz bu şekilde parmağımızı şıklatıyoruz. Ç. Güzel. D. Şimdi yine dün size söylemiştim. İşaret dili illere, bölgelere göre farklılık gösteren bir dil. Bizim İç Anadolu bölgesinde Ankara'da kullanmış olduğumuz E harfimiz E. C yaptım. Salim'in işaret parmağını C'nin ortasına getiriyorum. E. Şimdi diğer kullanılan bir E harfi ise bu da genelde Marmara bölgesinde kullanıyor. Dün de size izah etmiştim. Aferin Emrah Bey. Tebrik ederim size. Şimdi dün de size anlatmıştım. Ankara'ya işte şehir dışından gelen işitme engelli sayısı fazla oluyor. Bunun nedeni de işte ulaşımın ücretsiz olması, şehirler içi ve şehirler arası otobüs ulaşımın. O yüzden de Ankara'ya çok sık geliyor işitme engeller. Mesela diyelim ki bir işitme engelli geldi, size emek diyecek ama böyle yazmadı da E'yi böyle kullandı. Emek dedi. Şimdi siz bunu gördüğünüzde size farklı gelmesin diye ben farklı olan işaretleri de size gösteriyorum. E ya da E. Şimdi F demek istediğimde ise L yapıyorum. L'yi böyle aşağıya doğru çeviriyorum. F. Şimdi geldik yine farklılıklardan bir tanesine. Bizim İç Anadolu bölgesinde kullanmış olduğumuz G harfimiz. G. Baş parmağımı bu şekilde hareketlendirdiğimde ise yumuşak G. G, yumuşak G. Şimdi diğer kullanılan G ise bu da yine Marmara'da kullanılıyor. Karşılıklı iki tane C yaptım. Böyle C'leri iç içe geçiriyorum. G. Şimdi işaret parmağımı hareketlendirdiğimde ise yumuşak G. Güzel. H demek istediğimde ise işaret parmağım ve serçe parmağım açık. Bu şekilde yapıyorum. H. Serçe ve işaret parmağımız açık. Böyle yapıyoruz. H.
I harfi. I. Yine i'nin noktalama işareti olduğu için parmağımı hareketlendiriyorum. I. J demek istediğimde ise L yapıyorum. Yana doğru çekerken J'nin kuyruğunu da yapıyorum. J. Güzel. İki elimi, işaret ve orta parmaklarını birleştirdim. Bu şekilde yaptığımda K. Şimdi burada Fatih Bey, parmakları birleştiriyoruz. Açık kalmayacak. Birleştireceğiz. Kapalı olacak. Şimdi işitme engeller K'yi bazen böyle, bazen ise aşağıya doğru kullanabiliyor. Bu şekilde de kullanılıyor. Bu şekilde de kullanılıyor. L harfimiz. M. Güzel. Orta parmağımı kapattım. N. Şimdi ben dün de sizi uyarmıştım bir konuyla ilgili. Şimdi işaret dilinde harfler, işaretler birbirine yakın olduğu için biz işaret dili kullanırken yapmış olduğumuz işaretleri dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış bir anlam taşımaması için. O yüzden o derken böyle kullanıyoruz. O. Güzel. Ö'de yine noktalama işaretini yapıyorum. Ö. P'de ise 2 yaptım. 2'yi ters çevirdim. Şimdi işaret parmağımı baş parmağımın yanına, baş parmağım diyorum, orta parmağımın yanına getiriyorum. İşaret parmağım orta parmağımın yanına geliyor. R. Güzel. S demek istediğimde ise karşılıklı 2 tane C yaptım. Bu şekilde birleştiriyorum. S. Parmağımı hareketlendiriyorum yine. Ş. T harfi. Güzel. U. Şimdi Ü'nün yine noktalama işaretini yapıyoruz. Ü. V. Y. Şimdi Z'yi yaptığımızda ben işareti sabit dursun. Bakacağım doğru yapabiliyor musunuz? Z. Bir bakalım bugün doğru yapılıyor mu? Selçuk Bey, siz yanlış yapıyorsunuz. Heh, şimdi doğru oldu. Şimdi doğru oldu. Bakalım. Güzel. Güzel. Şimdi parmak alfabesinde anlamadığınız bir yer var mı? Eğer yoksa Emrah Bey'e adını ve soyadını yazdıracağım parmak alfabesiyle. Hadi buyurun. Adınızı, soyadınızı yazarsanız. Bakın Emrah Bey böyle yapmaya alıştı. Şimdi o hep kullanırken bunu kullanacak mesela. Güzel. Soy isminiz? Soy isminizi anlamadım ben. Tamam. Ha, Ayhan mı? Ayhan mı? Aygül. Ü böyle. Ü böyle. Aygün. Emrah Aygün. Güzel. Ellerinize sağlık. Şimdi parmak alfabesini anladıysak sizin daha sonra biz temel iletişim cümlelerini gördük. Şimdi karşımızdaki kişiye selam merhaba demek istediğimizde böyle yapıyoruz. Selam merhaba. Şimdi işaretleri yaparken çok fazla böyle abartmaya gerek yok. İşte böyle selam böyle böyle yapanlar oluyor mesela. İşitme engeller bundan hoşlanmıyor. Sadece böyle selam merhaba böyle yapacağız. Şimdi nasılsın demek istediğimizde ise eğer biz iki kişiysek bulunduğumuz ortamda bizden başka kimse yoksa sen dememize gerek yok. Ama bulunduğumuz ortamda birden fazla kişi varsa ve bizim muhatabımız kimse biz onu gösteriyoruz. Sen iyi misin? Nasılsın? İyi misin? Böyle yapıyoruz. Şimdi kişi de size şöyle cevap verir. İşte ben size sordum iyi misin? Ben iyiyim sen iyi misin diye sorar. Adı ne demek istediğimizde ise sol elimizi yana açtık.
Sağ elimin işaret parmağını eğdim. Şimdi iki defa değdireceğim. Bir, iki. Bu da ne işareti? Ne? Adım ne? Diyelim ki bu ne işaretini unuttum. Adın ne? Bu şekilde de gösterebiliriz. Adın ne? Ya da adın ne? Şimdi diğer bir adın ne işareti ise bu sefer parmaklarımı üst üste getiriyorum. Yine iki defa. Bir, iki, ne? Adın ne? Ya da ne? Soyadın ne demek istediğimizde ise iki elimi işaret parmaklarını baş parmaklarımın üzerine getirdim. Bilekten birleştirdim. Yana doğru çeviriyorum. Soyadın ne? Güzel. Tekrar gösteriyorum. İşaret parmaklarımızı baş parmaklarımızın üzerine getiriyoruz. Bilekten birleştirip yana doğru çeviriyoruz. Soyadın ne? Diğer bir soyadın ne işareti ise bu sefer işaret parmaklarım açık. Yine böyle bilekten birleştiriyorum. Yana doğru çeviriyorum. Soyadın ne? Güzel. Teşekkür etmek istediğimizde ise yine baş parmağımla işaret parmağımı birleştirdim. Çenemin altına değdiriyorum. Öne doğru açıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim ve lütfen demek istediğimde ise yine aynı şekilde birleştirdim. Böyle sabit duruyor. Rica ederim, lütfen, rica ederim. Onu da bu şekilde gösteriyoruz. Geldik özür dilemek işaretine. Şimdi Türk işaretinde yönlendirme var. İşaretleri biz yönlendirerek yapıyoruz. Özür dilemekte de böyle. Bazen işareti böyle kullanan arkadaşlarımız oluyor. Böyle birleşmeyecek. Arada biraz böyle mesafe olacak. Eğer ben işareti karşımdaki kişiye doğru hareketlendirsem özür dilerim. Yani karşımdaki kişiden özür diliyorum. İşareti kendime doğru çekersem özür bekliyorum. Benden özür dile. Özür dilerim. Özür bekliyorum. Benden özür dile. Size nasıl yardımcı olabilirim? Size nasıl yardımcı olabilirim? Tekrar yapalım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sonuna soru işareti. Şimdi dün de söylemiştim. İşitme engelliler soru cümlelerinin sonuna soru işareti kullanmaz. Genelde mimiklerini kullanırlar. İşte ben dün de gösterdim. İşitme engelli bir arkadaşa bu soruyu sormak istediğimde size nasıl yardımcı olabilirim? Başımı böyle öne doğru hareketlendiriyorum soru işareti yerine. Ama siz tabii ki yeni öğrendiğiniz için soru işareti ekleyebilirsiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi diğer bir işaretimiz işaret dili biliyor musun? Yine bu soruyu kime soruyorsam onu gösteriyorum. Sen işaret dili biliyor musun? Sen işaret dili biliyor musun? Soru işaretinde işaret parmağımı eğiyorum böyle soru işareti çiziyorum. Sen işaret dili biliyor musun? İşaret dili biliyorum. Ben işaret dili biliyorum. Biliyorum. Eğer bilmiyorsam ben işaret dili bilmiyorum. Değil yapıyoruz sonuna. İşaret dili öğreniyorum. Ben işaret dili öğreniyorum. Ben işaret dili öğreniyorum. Görüşürüz demek istediğimizde ise iki yapıyorum iki elimle. Şimdi sağ elimin işaret parmağını sağ gözümün altına getiriyorum. Daha sonra bu şekilde birleştiriyorum. Görüşürüz, görüşmek üzere. Görüşürüz, görüşmek üzere. Şimdi geldik zamirlere. Zamirler kendimizi doğru anlatabilmemiz ve karşımızdaki kişiyi doğru anlamamız için önemli.
Ben demek istediğimde işaret parmağımla kendimi gösteriyorum ben. Sen demek istediğimde karşımdaki kişiyi gösteriyorum. Sen, o. Ben, sen, o. Şimdi eğer ben bana ait bir şeyden bahsediyorsam benim diyeceksen bu sefer iki yapıyorum. Orta parmağımı bu şekilde değdiriyorum. İşaret benim demek. Benim. Şimdi örnek verelim. Benim kitabım. Yani bana ait benim. Benim kalemim. Şimdi senin demek istediğimde ise bu sefer aynı işareti karşımdaki kişiye doğru hareketlendiriyorum. Senin kitabın, senin kalemin. Onun demek istediğimde ise onun kitabı, onun kalemi. Bizim demek istediğimde ise iki elimin işaret parmağıyla kendimi gösteriyorum. Böyle yana doğru açıyorum. Bizim demek. Bizim. Sizin demek istediğimde ise bu sefer karşımdaki kişiyi gösteriyorum. Yine yana doğru açıyorum. Sizin, onların. Bunu bir kere daha göstereyim. Bizim, sizin, onların. Şimdi kendim demek istediğimde ise pençe yapıyorum. Bu şekilde kendimi gösteriyorum. Kendim, kendisi. Kendim, kendisi. Şimdi geldik bağlaçlara. V demek istediğimde iki elimin işaret parmağını üst üste getiriyorum. Bu alfabedeki V değil. Şimdi nerede, neresi, nereye demek istediğimde ise böyle yan U yapıyorum. Böyle hareketlendiriyorum. Nerede, neresi, nereye? Sen nereye gideceksin? Sen nerede oturuyorsun? Ya da senin evin neresi gibi? Nerede, neresi, nereye? Yani bu işaretin üç tane anlamı var. Şimdi ne demek istediğimde ise iki elimin baş parmağını ve işaret parmaklarını birleştirdim. Böyle yana doğru açıyorum. Ne? Ne? Diyelim ki bunu unuttuk. O zaman da şunu yapıyoruz. Ne? Ne? Diğer bir işaretimiz belki, belki, belki. İki parmağımı kullanacağım. Gibi, gibi. Şimdi bu işaret hem lazım hem gerekli demek. Lazım, gerekli. Baş parmağımla işaret parmağımı birleştirdim. Burnumun kenarlarına değdiriyorum. İşaretimiz kolay. Kolay. Zor demek istediğimde ise işaret parmağımı baş parmağımın üzerine getiriyorum. Böyle öne doğru zor. Zor. Böyle yapıyorum. Eğer bir şey daha zorsa bu sefer iki elimin parmaklarını kullanaraktan yapıyorum. Zor. Zor. Böyle yapıyoruz. Bir diğer işaretimiz tamam işaretiydi. Baş parmağımı kapattım. Çenemin altına böyle değdiriyorum. Tamam. Tamam. Böyle yapıyoruz. Diğer işareti tamam. Bir diğer işareti ise tamam. Sağ elimin parmaklarını birleştirdim. Sağ el sağ omuz. Yeni. Yeni. Eski demek istediğimizde ise işaret parmağımı böyle hafiften eğdim. Böyle çenemin yanından kulak memesine doğru böyle çekiyorum işareti. Eski. Eski. Tabii işaretleri yaparken her zaman konuşuyoruz. Karşımızdaki kişi bizi duymasa bile. Dudağımızı okuyabileceği için. Şimdi göstereceğim işaret yapmak, etmek anlamına geliyor. Yapmak. Bir diğeri ise bu şekilde yapıyorum. Öne doğru çevirip aşağıya doğru indiriyorum. Yapmak. Yapmak ya da yapmak. Ama. Ama. Ya da böyle yana doğru çekiyoruz ama. Şimdi Türk işaret dilinde fakat, herhalde, galiba, lakin gibi kelimelerin bir işareti yok. Eğer cümle içinde bunları kullanacaksak o zaman elimizi yana açıyoruz. Fakat, lakin, galiba. Onların işareti olmadığı için böyle elimiz yana doğru açık oluyor.
Biz şimdi Türk işaretliğinde cümleyi iki şekilde olumsuz yapıyoruz. Birincisi hiç. Sıfır yaptım böyle yana doğru hiç. Şimdi örnek vereceğim. Bu işaretin olumlu hali, bu başarılı demek. Başarılı. Başarılı. Bilekten başlıyorum parmak ucuna doğru başarılı. Şimdi ben bu işareti olumsuza çevirmek için başarısız demek istediğimde başarılı yaptıktan sonra hiç işareti kullanıyorum başarısız oluyor. Mesela ne olsun? Bu işaret önemli. Önemli. İşaretin olumlu hali önemli. Şimdi önemsiz demek istediğimde önemsiz. Mesela gerekli, lazım gerekli anlamına geliyor. Gereksiz demek istediğimde gereksiz. Cümleyi, eğer cümlenin sonu sız da ve siz de bitecekse biz her zaman bunu kullanıyoruz. Diğer cümleyi olumsuz yapma şekli ise değil, onda da bunu kullanıyoruz. Başımızı böyle arkaya doğru hareketlendiriyoruz. Tek elimizi kullanaraktan da yapabiliriz. Mesela ne olsun? O benim kardeşim. Bu cümlenin olumlu hali. O benim kardeşim. Şimdi cümleyi olumsuz yapacağım. O benim kardeşim değil. Değil. Eğer cümlenin sonu sızla ve sizle bitiyorsa hiç, olumsuz yapmak istiyorsak değil kullanıyoruz. Bir diğer işaretimiz her hepsi. Şimdi sol bileğim açık yukarı doğru. Sağ elimin sadece baş parmağı açık, diğer parmakları kapalı. Bilekten parmak ucuna doğru işareti çekiyorum. Her hepsi. Her hepsi. Bu bütün anlamında da kullanılıyor bu işaret. Her şey demek istediğimde ise bu sefer etrafımdaki her şeyi gösteriyorum. Her şey. Birlikte, beraber. Birlikte, beraber. Şimdi geldik kim işaretine. Sağ elimin baş parmağını burnumun ucuna değdiriyorum. Şimdi göstereyim size işareti. Kim? Böyle yana doğru çekerken de baş parmağımla birleştiriyorum. Mesela o kim? Sen kimsin? İşaret parmağım burnumun ucuna değiyor. Böyle hafiften aşağı doğru çekerken ya da yana doğru çekerken baş parmağımla birleşiyor. Kim? Diğer bir işaretimiz iç içinde. Sol elimi yumruk yaptım. Sağ elimin parmaklarını birleştirdim. Yumruğun üzerine değdiriyorum. İç içinde. Şimdi örnek verelim. Mesela otobüsün içinde ya da metronun içinde ya da trenin içinde. Şimdi dış, dışında, dışarısı demek istediğimde ise sağ elimi sol elimin üzerinden öne doğru atlatıyorum bu şekilde. Dış, dışarı da dışarısı. Şimdi örnek veriyorum. Otobüsün dışı, dışarısı ya da metronun dışı, dışarısı. Trenin dışı, dışarısı. İç, içinde, dış, dışında, dışarısı anlamına geliyor. Bir diğer işaretimiz var işaretiydi. Var. Baş parmağım sabit duruyor. Var. Örnek vermiştik. Yarın okul var mı? Var. Yok demek istediğimizde ise baş parmağımı kapattım böyle yapıyorum. Yok. Yok. Böyle bakın. Yok. Bir diğer işaretimiz evetti. Ben size 3 tane evet işareti göstermiştim. Birincisi evet. 2 defa. 1, 2, evet. İkinci işaretimiz evet. Güzel. Üçüncüsü de sıfır yapıyorum. El sallar gibi sallıyorum. Bu hem evet hem tabii ki demek. Evet tabii ki. Şimdi bu işareti kullanırken biz biraz daha hızlı yapıyoruz. Evet tabii ki. Mesela bu ne olsun? Metro Kızılay'a gider mi? Evet gider. Hayır.
Hayır. Hayır. Şimdi hani en sevdiğim renk, en sevdiğim gün derken kullandığımız en işareti en. En. Olmak işareti. Şimdi parmaklarım açık. Parmaklarımı aşağıya doğru indirirken parmaklarım birleşecek. Yani işaretin içten görüntüsü böyle birleşiyor. Olur. Olur. Böyle yapıyoruz. Olur. Şimdi olmaz demek istediğimde ise baş parmağımı kapattım. Çenemin altına getirdim. Ve öne doğru çekiyorum. Olmaz. Ya da olmaz. Olmaz. Bu şekilde yapsanız da olur. Böyle olmaz derseniz de olur. Çok. Çok. Eğer bir şey daha çoksa bu sefer iki elimin parmaklarını kullanaraktan yapıyorum. Çok. Eğer iki elimle yaparsam daha da çok. Az. Biraz. Biraz. Bir diğer işaretimiz doğru. 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 Yanlışta ise işaret parmağımı eğdim böyle hafiften. Çeneme değdiriyorum. Yanlış. Yine bunu yaparken yanlış. Yanlış. Geldik işitme engelli arkadaşların en çok kullanmış olduğu işarete, anlamak işareti. Anladım. Bunu da size sorduklarında, hani dün de demiştim ya, size bir şey anlatırlar. Konuşmanın sonunda işitme engelli arkadaş size sorar, anladın mı? Eğer gerçekten anladıysanız anladım deyin. Anlamadıysanız anlamadım deyin. Anlamadığınız zaman size tekrardan anlatır. Bu anladım. Anlamadım. Önce anlamak yapıyorum, sonra değil yapıyorum, anlamadım. Anladım. Anlamadım. Mesela bir şey anlatıyordur. Ben seni anlamıyorum. Ben seni anlamadım. Eğer anlamadığınızı söylerseniz onlar size bir kere daha anlatır ve bu sefer daha anlayabileceğiniz şekilde size anlatır bunu. Diğer bir işaretimiz ise biliyorum bilmek. Biliyorum. 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 Baş parmağım çenemde olacak. Biliyorum. Bilmiyorum demek istediğimde ise bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi yeni konumuza geçmeden önce ben size soracağım. Teşekkür ederim işaretini nasıl yapıyorduk? Teşekkür etmek. Nasıl yapıyorduk teşekkür ederim işaretini? Seyfettin Bey, siz gösterir misiniz? Seyfettin Baloğlu. Parmağınızı nasıl yapıyorsunuz? Böyle yapıyoruz. Baş parmağımla işaret parmağımı birleştirdim. Çenemin altına değdiriyorum. Öne doğru açıyorum. İşaretimiz teşekkür ederim demek. Peki. Nasılsın işaretini nasıl yapıyorduk? Nasılsın? İyi misin? Onu da Songül Hanım göstersin bize. Güzel. Eğer hani bunlar önemli, o yüzden sürekli tekrarlıyorum. Eğer karşımızda iki kişi isek, bizden başka kimse yoksa Songül Hanım'ın yaptığı gibi doğru. Nasılsın, iyi misin? Eğer kalabalık bir ortamdaysak, bu soruyu kime yönlendiriyorsak onu muhakkak göstermemiz gerekiyor. Güzel. Rica ederim nasıldı? Rica ederim. Rica ederim nasıldı? Onu da Nihat Bey göstersin bize. Nasıldı? Rica ederim. Kim göstermek ister? Rica ederim. Yavuz Bey göstersin. Güzel. Şimdi böyle yapıp öne doğru açtığımızda teşekkür ediyoruz. Böyle sabit kaldığında ise rica ederim, lütfen anlamına geliyor. Güzel. Adın ne işareti nasıldı? Adın ne? Adın ne? Onu da Adil Bey göstersin. Adın ne? Böyle de çok şey oluyor. Birisi de bana böyle hiç ummadığım anda sen söyle dese çok gıcıkça. O yüzden şey, anlayabiliyorum sizi yani. İnsan bildiğini de unutuyor.
Peki, kendim işareti nasıldı? Kendim. Kendim. Onu da Öner Bey göstersin. Nasıl yapıyorsunuz? Olmadı. Yasin Bey siz gösterin. Arkadaşlarımız görsün kendim işaretini. Sizinki de olmadı. Yasin Burak siz gösterin. Kendim işareti nasıldı? Kendim. Böyle yaptığımda kendim demek. Karşı tarafa doğru işareti hareketlendirsem kendisi demek. Güzel. Özür dilemek nasıldı? Özür dilemek. Özür dilerim. Onu da Ömer Şimşek göstersin. Güzel. Şimdi eğer işareti öne doğru yaparsam ben karşımdaki kişiden özür diliyorum. Kendime doğru çekersem özür bekliyorum. Benden özür dile. Özür dilerim. Özür bekliyorum. Peki. Size nasıl yardımcı olabilirim? Size nasıl yardımcı olabilirim? Onu da Sait Bey göstersin. Size nasıl yardımcı gibi oldu gibi. Onu şöyle gösteriyoruz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hadi bunu bir kere daha yapalım. Size nasıl yardımcı olabilirim? İşaret dili biliyorum. Nasıl gösteririz? İşaret dili biliyorum. İşaret dili biliyorum. İşaret diline yeni işaretler ekliyorum.